Hoş geldiniz arkadaşlar, selamlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün de bayramın ikinci günü, tekrar herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ve sizleri beklerken de hemen klasik VTR'mi, videomu da paylaşıyorum. Buradan hemen açtım. Açmak üzereyim. Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Yavaş yavaş toparlanırken bugün de çok neşeli, eğlenceli bir yayın olacağına eminim. Tabii ki de konuğumuz var. Konuğumuzun kim olduğunu biliyor musunuz? Bilmeyenler var mı? Bilenler, bilmeyenlere söylesin. Hatta konuma bakayım, gelmiş mi söyleyeceğim şimdi konuğumu. Evet. Mesajlarıma bir bakıyorum hemen bir saniye. Kim olduğunu anladınız herhalde. Evet. Faruk K bizlerle birlikte olacak ve hemen şimdiden davet ettim, geliyor. Bir anda yorumlarınızı okuyorum. Hoş geldin. İyi akşamlar sevgili Cüneyt, iyi akşamlar Müzikoni, iyi akşamlar Instagram ve görüntüm tüm başta her noktaya kucaklıyorum. Sevgiler, selamlar. Ne güzel açılış yaptın. Süper, enerjin süper. Hoş geldin sevgili Faruk. Nasılsın? Hoş bulduk. Vallahi çok şükür, hamdolsun çok iyiyim, gayet iyiyim. Sen nasılsın sevgili Cüneyt? Ben de iyiyim, sağ olasın. Canlı yayına geçiyoruz. Canlı yayından canlı yayına koşuyoruz bu aralar. Kolay gelsin. Bir SMA hastası bebeğimiz vardı. Onu canlı yayını yaptık. Bir konuk oldum. Sonra geldim burada. Ben konuk ağırlıyorum. Öyle devam ediyoruz. Senin süper. Allah geçiyor? Razı olsun senden. Çok iyiyim. Ben öncelikle görüntümüzün ulaştığı herkese hayırlı bir bayram diliyorum. Ağız tadıyla bir bayram olsun. Küçüklerimizin gözlerinden, büyüklerimizin ellerinden, yaşlılarımızın yanaklarından şapur şapur öpeceğimiz bayramlar gelsin inşallah. Herkese İnşallah. Güzel bir bayram diliyorum. Hoş bulduk. Şimdi bir ilk önce hoş geldin diyeyim bizi izleyenlere. Bizi nereden izliyorsunuz onu da yazarsanız sevinirim. Ankara'dan sevgiler demiş. Yester abla hoş buldum demiş. Selamlar, sevgiler. Paris. İyi akşamlar Neco. Ondan sonra başka. Nuran Kale. Selamlar, sevgiler. Bu arada biliyorsunuz saat 11'de de bayramlaşma yayınım var. Kendi şeyim. İyi bayramlar Ceyda. Ben de şöyle bir chat'e bak. Süper. Chat'e ben de bir hoş geldin. Demet hoş geldin sevgili Demet. Gizem hoş geldin. Emre Akman hoş geldin. Ufuk Karaman hoş geldin. Fatma İst hoş geldin. Gökhan Ordulu hoş geldin. Kozgür hoş geldin. Harbi Yıldız hoş geldin. İngiltere'den sevgiler demiş. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Emrah Damla, canım yeğenim hoş geldin. Çeto hoş geldin. Pınar Eskişehir'den sevgili kardeşim hoş geldin. Bütün dostlar burada, ne güzel. Oo, harika bir yayın olacak. aynen öyle. Devamı geldikçe bitmez bu. Ama konuğum hoş geldin dedi, bir daha güzel oluyormuş. Bundan sonra konuklara hoş geldin dedirttireyim. Almanya geldi, ondan sonra süper. Peki bayramın süper. Nasıl geçiyor? Öncelikle onu konuşalım. Ne yapıyorsun? Neredesin? İstanbul'da mısın? İstanbul'dayım. Öncelikle tabii ki yasaklardan ötürü evimizdeyiz ve sosyal medya aracılığıyla sevdiklerimizle, dostlarımızla, ailemizle mesajlaştık. Haliyle bu bayram ne yazık ki evdeyiz ama inanıyorum ki bayramdan sonra biraz daha bu vaka sayılarının azalmasıyla açılış yaşayacağız ufak ufak diye hissediyorum. Güzel geçiyor. Çok şükür sağlığımız yerinde sevgili Cüneyt. Yeni işimiz çıktı. Onunla heyecanlı yaşıyoruz. Güzel gidiyor. Mustafa mı çekti klibini? Mustafa çekti, evet. Sevgili Mustafa Özen çekti. Mustafa da mı burada? Evet, Mustafa da burada. Süper. Mustafa hoş geldin, görmedim. Ya Mustafa çok enteresan bir yönetmen. Aslında yönetmenden ziyade enteresan bir kalp.
Ben hayatımda bu kadar keyifli sohbet eden, gülen, çekerken çok eğlenen bir yönetmenle çalışmadım. Haliyle onun enerjisi, ekibinin o muhteşem enerjisi, hepsi o kadar güzel kalpli insanlar ki çok muhteşem bir iş ortaya çıktı. Hiç Mustafa'ya tanımıyorum teşekkür Mustafa'yı. ediyorum. Herhalde iyi biridir. Ben sana tarif edeyim. Bir Yok yok, kırk şaka oyunda. yapıyorum. Benim de klibimi çekti o. Öyle mi? Harika. 2017 miydi Mustafa? Ama gerçekten bak şunu söyleyeyim. Hala klibimi çok severim. Değişik bir klipti. Kendisi de gerçekten çok yetenekli zaten Çok söylemek gerekiyor. yetenekli. Yani bambaşka bir göze sahip Mustafa. Evet. Mesela şöyle bir huyu vardır Mustafa ile çalışacak olan arkadaşlar. Yani aklınıza ne kadar fikir varsa hepsini unutun. He he der ama kendi bildiğini doğru çeker. Ben bile bir şahit oldum. Bu da tabii ki yaratıcı gücünden kaynaklanıyor. İyi Aynen. görmesinden, iyi ışık yapmasından, kamerayı iyi kullanmasından, iyi yönetmesinden kaynaklanıyor. Evet. Yönetmenliğinde vermiş olduğu en büyük avantajlar da bu. Bunları en iyi kullanan yönetmenlerden bir tanesi. Onunla çalıştığım için çok mutluyum. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum ona. Diyoruz Mustafa selamlar, sevgiler. Arada Mustafa'yı da bir gün alayım ya. Müzik sonuçta yönetmen. Müzikonier ailesi olarak ekibimize sesleniyoruz. Ekibimiz konuklarımızı ayarlıyor ama Faruk bir şey söyleyeyim mi? Ben dedim ki niye Faruk'u çağırmıyoruz dedim ekibe. Çünkü senin Evet. şarkını gördüm ve şarkına hemen geldik. İlk önce evde ne haldesin onu soracaktım ama eve tekrar gelirim. Şey bu şarkı mesela bazı şarkılar vardır ya yıllardır bilirsin şarkıyı ama. Aa ne kadar değişik güzel olmuş bu şarkı dersin. Değiştirirler, coverlarlar. Sende o oldu. Ben o şarkıyı Evet. tekrar yeni değişik bir nefes olarak gördüm. Müthiş oldu. Hey, bak yazın çalacak her yerde söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah Açılırsa. sevgili. Yani açılırsa eğer. Ya önemli olan artık hani gerçekten müzik sektörüne iyi şarkılar vermek. Ben yaklaşık bir 25 yıldır profesyonel müzik hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Arada çok yaptığım şarkılar oldu ama doğru kıyafet, böyle doğru aranje, doğru yorum birleşmediği vakit, bir şey eksik kaldığı vakit olmuyor ne yazık ki. Hadi bakalım şarkısını sevgili Deniz Erdem bana önerdi Arka Müzik. Bundan 1,5 yıl önce sevgili Deniz Bey'le sohbet esnasında Faruk sana bir şarkı buldum. Bunu okursan gerçekten sana çok yakışacağını düşünüyorum dedi. Ben hangi şarkı Deniz Bey dediğim vakit ilk hadi bakalım deyince havalar uçtu heyecandan. Çünkü hadi bakalım şarkısı sözleri rahmetli Aysel Gürel, bestesi Onla Tunç'a ait. Rahmetle ve özlem ve sevgiyle anıyorum ikisini de ki sevgili Aysel benim çok yakın dostlarımdan bir tanesiydi. Ve 90'lı yıllarda sevgili Sezen Aksu söyleyip hepimize çok sevdirmişti bu şarkıyı. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Kaset dönemiydi o dönem. Kaseti başa alıp bu şarkıyı dinlerdim ve yaklaşık bir 30'un üzerinde yıl sonra tekrar benim nefesimle, benim yorumumla hayat bulması bana başka bir umur verdi. Deniz Bey çok akıllı ve inanılmaz titiz davrandı projede. Mesela şarkıdaki rap bölümünün olması, konuk bir starın, sevgili Demet Akalın'ın bir bölümde bana eşlik etmesi, bütün bu fikirler ortaya Erhan Bayrak aranjisiyle müthiş bir cover ortaya çıkmasına sebebiyet Müthiş. verdi. Çok teşekkür ediyorum Bak emeği geçen herkese. beni izleyicilerim bilir. Hani ben söylediğim zaman samimiyetle söylerim. Hani Teşekkür ederim Cüneyt. benim zaten beğenmediğim bir proje olmaz. Emek verilmiştir ama bazılarını çok beğenen olur. Benim tarzımın dışında derim. Mesela raptir vesaire. Hani bu Evet. beğendiğim ve tarzımın olduğu bir şarkı olduğu için bana öyle bir teklif gelse ben çok güzel şarkı ama derim tereddüt ederim. Acaba nasıl yapılır ki yani cover'ı falan olur mu falan? Öyle bir tereddütün olmadı mı hiç? Çok oldu. Sezen Aksu şarkısı ve sevgili Sezen Aksu'nun yorumundan sonra bu şarkıyı çok iyi yorumlamak büyük bir görev. Ben çok çalıştım şarkıyla alakalı. Sevgili Erhan Bayrak aranjeyi yaparken resmen halı dokur gibi. Bütün notalarını, bütün armonilerini, bütün ritimlerini halı dokur gibi yaptı. Ve benim de okumam o çalışma esnasında çok sıkı bir temperamanla gerçekleşti. Beğenmediğim çok yer oldu. Tekrar gittim okudum, tekrar okudum, tekrar okudum. Çok iyi olması gerekiyordu. Ve nihayetinde ortaya bu eser çıktı. Umarım beğenmiştir dinleyenler. Şöyle. Aldığım tepkiler çok güzel ama daha çok yeni. Bakalım ileriki dönemlerde ne olacak? Aynen. Şimdi Sezen Aksu da dinlerken böyle hani şirin yaramaz kızlar olur ya onu hissediyorduk. Evet. Seninkinde ise gönderme var sanki. Bak aynı sözler,
Aynı şey. Sen de hadi bakalım kolay gelsin. Hani daha farklı durdu sende. Onda Evet. sanki şimdi orada onu ise demek ki ne kadar önemli değil mi? Bir aynı sözler, aynı melodi ama cover ne kadar? Hani dün de konuğumla şeyi konuşuyorduk. Dinleyiciler diyormuş ki ona niye hep işte cover'lık şey, kendine şarkı yapsana. Arkadaşlar diyor cover demek başka seste, başka insanda daha farklı durabiliyor. Gerçekten de onun örneği Evet. sende oldu yani şu an tekrar. Teşekkür ediyorum. Vallahi çok mutluyum. Aldığım tepkiler, geri dönüşümler çok olumlu. Ama bunun en büyük sebebi ne biliyor musun sevgili Cüneyt? İşini sevgiyle yapmak. Ben işimi çok seviyorum ve gerçekten işime aşık bir insanım. Dediğim gibi 1,5 senedir o kadar sıkıcı bir şekilde çalışıyoruz ki bunun background'ında çok emek var. Nihayette tabii ki bu emeklerin beğeniyle geri dönmesi bizi mutlu ediyor açıkçası. Klip aşamasında bir o kadar çok çalıştık. Keşke Mustafa yayına çıksa almazsa. Ya o kadar zorluklarla çekilen bir klip ki bu pandemi sürecinde. 45 kişilik bir ekip, 6 kişilik bir dans grubu, koreograf, yaklaşık bir ay maskelerle provalar. Ben bir de dansa çok önem veriyorum diyorsun. Benim background'um konservatuvar mezunu olduğum için dans Evet. ederek şarkı söylemek başka bir ayrıcalık. Dört dörtlük olması gerekiyordu. O yüzden herkes canlı başla çalıştı sevgili Cüneyt. Aynen kesinlikle özverili oldu zaten klibin kalitesi dediğin gibi proje şarkı çok güzel olmuş. Sesine yüreğine sağlık. Şimdi tekrar müziğe Teşekkür geleceğiz ama ediyorum. şeye gelelim. Bayramda evdesin, yalnız mısın, ailenle misin? Ben onları hep merak ederim. Sorarım her konuğuma. Şimdi şöyle bir şey, ben bayramda yalnızım, yalnızım yani aileme bayramdan önce ziyarete gittim, annemi bayramdan önce gördüm çünkü bu klip döneminde çok kalabalık bir ortamda bulundum. Her ne kadar korunsam da ailemi riske etmek istemiyorum. Ben biraz pimpirikliyim bu konuda, beni yakından tanıyanlar çok iyi bilirler, hele Mustafa özellikle çok iyi bilir. Yani maskesiz asla dolaşmıyorum. O yüzden de hani şimdi o kalabalık ortamdan sonra bir 15 gün çok fazla görüşmek istemiyorum. Çok yakın arkadaşlarımla, dostlarımla, kimseyle. Ne olursa olsun, maske de olsa korunması bir yere kadar. O yüzden bayramda ne yazık ki ailemin yanında değilim ama tabii ki telefonlaşıyorum sürekli. İç içeyiz, beraberiz yani. Şu an yalnızım. Süper. Peki yemeklerini kendin mi yapıyorsun? Vallahi çok iyi yemek yaparım. Evet, kendim yapıyorum yemeklerimi. Bu arada yemek konusuna girmeden önce Fatma burada. Fatma, Şeyda ve Hanife benim en koyu fanlarım, fan ailem. Onlara da hoş geldin diyeyim. Demezsen bana özelden çok kırılıyorlar. Söyleyeyim isimden çıksın. İyi Hoş geldiniz söyledin. arkadaşlar. Hemen ben de askerlik döneminde şeyde acemi bir Justin müzikten Bieber galiba. da burada. Pınar da burada. Ha, onları da söyleyeyim. Tamamdır. Şimdi söz sende. Ben de 2 saattir söyleyeceğim. Bölünmesini istedim. Madem söyledik, söyleyeyim. Acemi Birliği'nden galiba bir arkadaşım beni merhaba dedi. Selamlar, sevgiler. Beni eklesin, oradan konuşuruz. Bir de Mustafa söyledi. Beni öyle güzel anlattı ki dedi Mustafa Özen senin için. Sağ ol, selamlar, sevgiler Mustafa'ya da dedikten sonra Ayas hoş geldin. Pınar Ayas'a selamlar. Eskişehir'den canım benim hoş geldin. Okan öğretmen arkadaşım benim sevgili Okan da burada hoş geldin. Bak Faruk çok güzel yemek yapar diyor. Ah benim Ne bak yemek İran'dan yapıyor? çok 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 yakın bir fanım. Bugün Salar ne yemek Official, yaptın? Salar. Sana mutlaka şey göndereceğim videoyu aklımda. Bugün ne yemek yaptın? Bugün şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında bezelye yemeği yaptım. Aslında dünden kalma bir bezelye yemeğiydi. Olsun. Bugün biraz daha böyle peynir tabağıyla geçiştirdiğim bir gün aslında. Anladım. Evet. Süper. Vallahi o zaman Sen o yemek tarifi parmağında istiyorsan ben sana yemek tarifi verebilirim burada. Çok güzel yok, yapacağım ben bir yemek. yemeği tercih ediyorum. Buyur gel, buyur gel hocam, sofram açık İnşallah. istediğin gibi. Şimdi biliyorlar beni de o yüzden biliyorum. Şimdi yemekleri seviyoruz. O yüzden yemek de mutlaka sohbetlerimiz arasında oluyor. Maşallah 10 parmağında 10 marifet var. Peki Hayat hoş planlar... geldin Hamburg'dan. Bu arada ben araya giriyorum ama benim için çok değerli bu insanlar. Benim kusuruma bakmıyorsun değil mi Seve Cüneyt? seve, seve seve. Hoş Bizim hiç geldin. problem değil. Dolgacan, hoş geldin dostum. Süpersin. Dinliyorum Cüneyt, buyur. Bu arada ne diyeceğim? Ben tekrar tam dinleyeceğim. Hoş geldin ya. Ne diyecektim? İbrahim Koç, Balıkesir'den Gerçekten hoş geldin. Bunu yapmak durumundayım. Bak, yap yap hiç bundan sorun değil. ben şimdiden söylüyorum. Beni canlı yayına almak isteyen tüm dostlar buna hazırlıklı olsun. Çünkü neden biliyor musun sevgili Cüneyt? Şimdi canlı yayın Evet. yapıyoruz. İnsanlar vakitlerini ayırıp bizi izlemeye geliyorlar. Yani Aynen. mesela ben de bir canlı yayına gitsem
Hani tabii ki yoğunluğu tabii hoş geldin beklemem ama bu güzel kalpli insanları onure etmek gerçekten bizim görevimiz. O yüzden söyledim. Buyur mikrofon sende. Ama onları etmekten sohbet edemeyiz o zaman saatler. Çünkü gelen geliyor, gelen yani bile. Selam, bir ara yapalım ama. Erek Baytekin, bak styling'im geldi, menajerim geldi. Erek'im şimdi merhaba, hoş geldin demezsem çok ayıp olur. Müthiş bir insandı. Ama bak böyle devam edersek. Ben bir yer o zaman bir çay almaya gideyim. Sen hoş geldinlerini söyle. Abi benim ismini bir daha söyle. O yok, ikinci defa Yok, yapma. tamam, bir defa, bir defa. Aynen, Yok. bir defa söylüyoruz yeter. Soru Özür neydi, dilerim. olur mu? Buyur, konuğun benim, Estağfurullah ama Faruk'a. soruyu unuttum. Bu arada salonda mısın? Biraz böyle karanlık bir yerdesin. Işık açsaydın. Bu kadar ışığım. Yani bak, salondaki Bakayım. ışığım bu Canlı yayın kadar. yapıyor musun hiç? Şöyle bir şey. Dün akşam başka bir mecrada bir canlı yayın yaptım. Çok fazla canlı yayın yapmıyorum ama bundan sonra daha fazla canlı yayın yapacağım tabii ki sevgili Cüneyt. Çünkü canlı yayınların önemini biliyorum. Şimdi yeni şarkıyla beraber tabii ki çok da keyifli olacak inşallah. O yüzden yapacağım sık sık canlı yayın. Tamam, süper. Çok özür dilerim. Sevgi, sana da iyi bayramlar. Çisen Papatya, hoş geldin. abicim. Çisem, selamlar, sevgiler. Pınar, ne kadar şanslıyız biz ya. Bu arada şey Ben diyecektim. sana hatırlatayım sorduğun şeyi. Az önce Mustafa benimle ilgili çok güzel şeyler Yok yazdı yok, hatırladım. Yazın planların, programların nelerdir? İnşallah dedi. buralara normale dönmezsek de o normale yakın döner miyiz bilmiyorum. Ne düşünüyorsun o konuda? Var mı plan, proje, görüşmeler, bir yerlerde Ya sahneler? sevgili Cüneyt, inşallah olur. Gerçekten yani 1,5 senedir sahne yapmıyoruz. Hiçbir sanatçı dostum yapmıyor. Ben de aynı şekilde. Bir de ben sahnenin dışında tiyatroda yapıyordum. Belediye Çocuk Tiyatrosu'nda görevdeyim. Yaklaşık 5 senedir Honki Ponki Çocuk Müzikalini hem yönetiyorum hem oynuyorum. Hem gençlik oyunlarını ve büyük müzikallerinde de sahneye alıyordum. Ne yazık ki tiyatrolar da kapandı. Şimdi şu süreçte umarım ufak ufak hani açılmalar ve aşılanma da tamamlanır ise gerçekten çok zor durumda olan müzisyen arkadaşlarımız var. Hamdolsun hani ben biraz daha iyi durumda olabilirim onlardan. Ben en çok onlar adına istiyorum. Çok zor durumda olan müzisyen arkadaşlarımız var. Dilerim onlar için açılır. Hani herkes ekmek yesin, herkes sahneye alsın, en azından biraz enerjisini seyircisiyle, dinleyicisiyle buluştursun, biraz enerji toparlasın, biraz para kazansınlar, biraz karınca misali gibi olacak galiba. Yani eğer olursa tabii ki çok büyük bir şovla, hadi bakalım şovla, sevenlerimle buluşmayı çok arzu ederim. İnşallah Seni olur sevgili valla şu anda hani bu sektörde çok içli dışlıyız. Cüneyt. Sevgili Özcan, Müzik On Air'in kurucusu bana bu teklifi getirdiğinde YouTube'da proje yapacaktık ama pandemi olduktan sonra buraya geçtik. Instagram'da devam ettik. Biz de 1 sene 2 aydır böyle devam ediyoruz. O yüzden de çok fazla içli dışlıyım müzisyenlerle. Senin bu çalışman tamamen yaza çok uygun. Beach'lere çok uygun, hani cıvıl cıvıl, şarkı da çok güzel, herkesin zaten dilinde olan bir şarkı. O yüzden de inşallah açılır, tüm müzisyenlere bir an önce İnşallah, inşallah nasip öyle olur. ediyoruz. Müzisyenler yanında da bütün turizmle uğraşan, yani o, çünkü turizmden para gelecek ki diğer kesimlere de yayılsın, restoranlara, ondan Tabii ki. sonra işte dediğin gibi dansçı, akrobatlara, dansçılara, kim aklına geliyorsa müzisyenlere, hepsi var yani bunların içinde. Kesinlikle. Ben Özcan Baylan'a çok çok teşekkür ediyorum. Benim çok eski dostum. Gerçekten Müzik On Air için çalışmalarını yakinen takip ediyorum. Ve onu çok seviyorum. İnsan olarak da çok seviyorum. Yaptığı işleri de çok seviyorum. Her zaman da desteklemiştir. Senin aracılığında da bir kez daha ona teşekkür etmiş olayım. Sevgili Özcan, çok çok teşekkür ediyorum. Cisem seni çok mu seviyor? Faruk. Çisen Papatya, hoş geldin. Çok seviyor seni ama. İbrahim, hoş geldin Beylikdüzü'nden kanki. Ben de hepsini çok seviyorum. Ben de şöyle bir şey var sevgili Cüneyt. Eğer Evet. profilimi incelersen hani takip etmediğim bir sürü insan var ve hepsiyle gönül bağım var ama. Yazdıkları yorumlara mutlaka birebir cevap veriyorum. Like'ımı Evet. koruyorum. Kendi sayfalarına gidip hani onları onur etme hoşuma gidiyor. Hayat paylaşarak güzel olur. Yani benim şeyim felsefemde şu yok. Çok kişi takip etsin, az kişiyi takip edeyim değil. Herkes Evet. birbirini takip etsin, güzel insanlar bulursun. Çünkü 3 günlük dünya değil artık, 3 saniyelik dünya. Herkes ölüyor. O yüzden hani burada afra tafra, ego, kapris, makris yapmanın bir anlamı yok kardeşim. Ben o Bak kültürde kim değilim zaten. geldi.
Kim geldi? Deniz Erdem. Deniz abi. Deniz Bey! Deniz Bey hoş geldiniz. Harika, süper. Deniz Bey kulaklarınızı çınlattık. İşte projenin yaratıcısı gerçekten her noktasında o engin fikirleriyle benim yol almamı sağlayan yegane insandı Deniz Bey. Programın başında da bahsettiğim gibi şarkıyı bulan, rap bölümünü organize eden sevgili Demet Akalın'ın konuk sürpriz starın benle beraber eşlik etme fikri, aranjideki ritimler, bölümlerin hepsi sevgili Deniz Bey'in fikriydi. O kadar güzel, o kadar güzel bir kıyafet çıkardı ki bana, bu kıyafeti ömür boyu büyük bir gururla taşıyacağımı düşünüyorum ve bunun için de çok emek vereceğim. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Selamlar, ve tabii ki Avrupa oldu. Müzik ailesine çok güzel kalpli insanların bulunduğu bir çatı. Herkes canlı başla çalışıyor. Her projeye canlı başla çalışıyorlar. Gerçekten çok mutluyum Avrupa Müzik ailesinde olmak benim için büyük bir ayrıcalıktı. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Benim de Avrupa Müzik'ten ikinci albüm çıktı. Selamlar, sevgiler. Süper. Hayırlı uğurlu olsun Cüneyt. Aynen. Yani 2017'de çıkan albümden bahsediyorum. O yüzden çok iyi tanırım. Ali abi beni yönlendirdi ve tanışma fırsatı buldum. Hepsiyle ekibi müthiştir. Avrupa Müzik'e selamlar, sevgiler. Sevgiler olsun. Aynen, aynen. Peki söylediğim gibi hani bu yaz dediğimiz gibi konserler falan ama müzik hani ileriye dönük böyle hayalim var. Şöyle bir şey yapmak istiyorum dediğin. Yaz için planını sormuyorum. Hayalim dediğin. Hı hı. Sevgili Cüneyt, ben aslında müziğin her türlüsünü denedim. Elektronikte yaptım, rock'ta yaptım. Biraz daha böyle Anadolu'da yaptım, funk'ta yaptım. En son zaten Azar Azar'ın versiyonu biraz funky. Müzik benim için bambaşka bir dünya. Ama tek bir gerçek var. Burada da Deniz Bey benim gözümü açtı. Enerji çok önemli. Ben Allah tarafından verilen güzel bir enerjiye sahibim ve sağlıklı bir şekilde yaşayarak o enerjiyi muhafaza etmeye çalışıyorum. Şarkılarda enerji çok önemli. O yüzden mümkün olduğu kadarıyla hayatım boyunca hep enerjik şarkılar okumayı, slow bile okusam başka bir enerjide bir slow şarkı okumayı istiyorum. Ve mutlaka dansın her çeşitini dans severlere, müzik severlere gerek klipleriyle gerekse sahne performanslarına yansıtıp göstermek istiyorum. Zaten çünkü benim en büyük altın bileziğim modern dans yüksek bale mezunu. Ve salon danslarıyla Yonca Evcimik'le 9 sene profesyonel olarak çalışarak ve birçok sanatçı dostumun sahnesinde ve kliplerinde çalışarak elde ettim. Ve bu yeteneğimi neden insanlara göstermeyeyim? Neden gençlerle beraber başka platformlarda dans ve müziğin birleşmesiyle farklı bir şeyler sunmayayım? Bunun derdindeyim. Deep House yapmayı çok istiyorum mesela. Deep House'u biraz daha Türk iş bir şeylerle birleştirmek mesela en büyük hedefim. Ama Türkiye'de ne kadar insana hitap eder bilmiyorum. Tori Amos dinleyen bir insanım ama tabii ki o Tori Amos'un müziği Türkiye'de belli bir kesim tarafından dinlenen müzik. Biraz bizim tabii ki kültürümüzle başka sentezleri birleştirmek tabii ki en büyük hedefim ama en başta enerji olacak. Doğru enerji, doğru kıyafette, doğru şarkıyla, doğru insanlarla zaten bambaşka bir iş ortaya çıkartıyor. Ve doğru çabam zaman. Bundan, evet, doğru zaman. Çabam ve emeğim bundan sonra bu şekilde olacak. Aynen, süper. Yani müziksiz benim için hayat birazcık zor diyorsun. Doğru mu? Şimdi şöyle bir şey sevgili Cüneyt, ben müzik yapmadığım dönemde de sahnedeydim. Dans ettim, tiyatro yaptım, dediğim gibi öğretmenlik de yapıyorum. 13 yıldır anaokulunda 3-6 yaş çocuklara dans eğitmenliği veriyorum. Bir şekilde müziğin içerisindeyim aslında ama kendi müziğimi yapabilmem için gerçekten imkanlarımın ve inançlarım, bana olan inançların fazla olması lazım. Çünkü ben duygusal yapıya sahip bir insanım. En ufak bir eleştiri beni aslında down ediyor. Fakat anladım ki kimse kimseyi sevmek durumunda değilmiş kardeşim. Ama tek bir şey var, tek bir gerçek var. Herkes birbirine saygı duyacak çünkü. Aynen, kesinlikle. Kimse birbirini sevmek durumunda değil. Evet. Kimse, yani imkansız öyle bir şey zaten. Herkes birbirini sevmek. Ben ya, yıllarca kendimi böyle kandırmışım. Herkes beni sevsin. Sevmiyor kardeşim, bitti. Örnek biçelim. YouTube'da bana bir video göster. Hani şu beğeni var, bir de şöyle var ya. Evet, evet. Sadece şunu işaretlemiş olsunlar. Hani şu hiç sıfır olsun. İmkanı yok. Yok. Doğru söylüyorsun. Yani bir tanesinde bile yok. Ben bu yönü biraz geç açtım ama açtım sonuçta. Ya çok hoşuma gidiyor. Şimdi Hadi Bakalım'ın etkisi o kadar güzel oldu ki. Yıllar önce beni takip edenler tekrar bulup ya benim
2001'de şu şarkında şu anım vardı abi. 2005'te şu şarkında şu anım vardı. Tekrar seni böyle güzel bir şarkıda görmek Çok mutluluk güzel verdi diye. yapmışsın. Avrupa Çok müziğe güzeldi. Yani inanılmaz bir şey yaşıyorum. Güzel bir fikir vermişler. Sağ olsunlar samimiyetle. Deniz Bey. Aynen, Deniz Bey'e selamlar, Deniz sevgiler. Bey'e ömür boyu duacıyım, bitti vallahi abi. Bir de Demet Akalın'a. Gerçekten yani. Demet Akalın'da da çok havalı. Yani Kesinlikle. diyorum ya, bu şarkı hani böyle yaramaz şirin kızdı Sezen Aksu'da. Hadi bakalım kolay. Ama sen de böyle bir gönderme oldu. Pek acayip ince iş filanlar filan, anladın mı? Sen de farklı durdun. Ben bir kez daha çok iyi biliyordum. Bir şarkının farklı bir insanda, farklı altyapılarla çok farklı bir şarkıya dönüştüğünü her zaman şahit olmuşumdur yani birçok şarkıda. Ama bu da onlardan biri. Hareketli parçalarda çok nadirdir böyle değişim. Ama bu şarkı gerçekten çok farklı durdu. Bak görürsün. İddia ediyorum. Beni de hatırlarsınız sevgili dinleyiciler, izleyiciler daha doğrusu. Bu şarkı bu yazın inşallah her yer açılır ve her yerde duyacağız eminim. İnşallah sevgili Cüneyt, Gittiğin inşallah yere de ben yapılan sığar geleceğim söz izlemeye. söz söz başım Tamam. üstü yeriniz var hepinizin, inşallah sevgili Cüneyt, inşallah. Canlı yayında bir şeyler söylüyor musun? Şarkı. Azar azar kader bize ne yazar, böyle gelmiş böyle gitmez o kadar, beni aşka düşman etme. Yok yok canım, niyetimi bozamam. Azar azar kader bize ne yazar, böyle gelmiş böyle gitmez o kadar, beni aşka düşman etme. Yok yok canım. Cüneyt yok öyle. Yap bakayım elini şöyle bir yumruk. Yap. Ha, şöyle. Azar azar kader bize ne yazar. Aynı anda yapalım, bak dalga geçecekler Ama bize. şey, şöyle Söyle. saniyelerle şey var, senkron tutmayabilir hiçbir Tamam. şekilde. Şöyle yapacağız. Azar azar kader bize ne yazar? Böyle gelmiş, böyle gitmez o Oo, kadar. ben Beni dansbezi. aşka... Ben kafama göre. Azar azar kader Kader bize ne bize ne yazar, yazar? böyle Böyle gelmiş. gelmiş, böyle gitmez o kadar. Ne güzel sesin var Cüneyt ya. Teşekkür ederim. Sağ ol, estağfurullah. Vallahi süper, enerjin süper. Gerçekten de çok güzel bir sohbet oldu. Son olarak neler söylemek istersin? Seni izleyenlere, ondan sonra seni sevenlere, istersen varsa sevmeyeni, sevmeyenlere de ne söylemek Yo, istersin? ben seven de sağ olsun, sevmeyen de sağ olsun. Ben insan seven bir insanım, hayvan seven bir insanım, doğayı seven bir insanım. Tüm canlıları seviyorum. Gerçekten yüreğinde sevgi olan herkes benim için, güzel sevgi olan herkes benim için kıymetlidir. Bazen tabii ki hayat şartları insanları farklı duygulara, farklı pozisyonlara sokabilir. Hoşgörüyle karşılamak lazım. Hoşgörülü bir insanım. Ben tüm dünyaya başta barış diliyorum. Çünkü Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı benim yüreğime o kadar dokundu ki sevgili Cüneyt. Yani Ramazan'ın son günlerinde ya o çocukların öldürülmesine dayanamadım. Yani artık şu dünya liderlerinin bir araya gelip yani şu olaya bir el atması gerekiyor. Şu savaşın bitmesi gerekiyor. Gerçekten orada yaşayan tüm Müslüman kardeşlerimize Allah yardım etsin. Hayatını Amin. kaybedenlere rahmet diliyorum. Bu çok önemli bir mevzu artık. Çünkü 1,5 senedir zaten bu virüsle hepimiz bir savaşın içerisindeyiz arkadaş. Hepimiz savaşıyoruz. Kimin yaşayıp kimin hayatta kalacağı belli değil. Bir de bunun üzerine bu olay gerçekten beni çok yaraladı. Eminim birçok insanı çok yaraladı. Ya dünyayı sevgi kurtaracak, saygı kurtaracak. Ne olur hoşgörümüzü kaybetmeyelim, sevgimizi kaybetmeyelim. En önemlisi bu. Ne kadar ömrümüz olduğunu bilmiyorum ama kalan ömrümüzü sağlıklı, sıhhatli, sevgi dolu geçirelim. Duasındayım, derdindeyim. Benim derdim bu. Şimdiden herkese çok güzel bir yaz diliyorum. Ağız tadında, sağlıklı, sıhhatli olsun. İnşallah ufak ufak açılmalar olur. Müzisyen arkadaşlarımız bol bol iş yapar ve bol bol para kazanır. Her esnaf işine geri döner ve para kazanır. Gerçekten zor bir durumdayız. Allah yardımcımız olsun. Herkesin yolu, bahtı, gönlü açık olsun. Bu arada gerçekten hadi bakalım emek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Erhan Bayrağ, Deniz Erdem'e, Demet Akalın'a, Mustafa Özen'e, Bertan Asilani'ye, efendime söyleyeyim unutmayayım bütün dansçı arkadaşlarıma, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım hadi bakalım şarkısı böyle bir umut şarkısı, yaz şarkısı olur. Zaten amacımız oydu.
Öyle güzel bir dans gibi çekmemizin sebebi de buydu. İnsana biraz enerji vermekti. Dilerim senin dediğin gibi olur. Çok büyük kitlelere ulaşır. Çok güzel olur Benim her şey. programım uğurludur. Gerçekten söylüyorum. Eğer bunu hissedersen, bu sözümü şey yaparsan lütfen DM'den mi atarsın, story'ne mi yazarsın? Evet, Cüneyt Müzik On Air'deki program uğurlu geldi der misin? Onu bilemiyorum. Tabii Zaten ki, yola açık tabii da. ki. Ondan İnşallah. sonra Hadi oldu. bakalım, kolay gelsin. Bir acayip zor yaş. Bana ne aman ben anlamam. Tek hesaplı inciş. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip zor yaş. Bana ne aman ben anlamam. Tek hesaplı inciş. Evet, bu çok ince bir iş arkadaşlar. Herkesin gönlü güzel. Sevgi dolu olsun. Sağlıkla dolu olsun. Hadi bakalım hayatınızda her şey kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Kendine çok iyi Ben bak. teşekkür ediyorum. Müzik On Air ailesi olarak da seni zaten takip ediyoruz. Seve seve bu çalışmaların devamı da geleceğine inanıyoruz. Yazın seni de birçok yerde göreceğiz inşallah. Kendine İnşallah. çok iyi bak. Müzik odaya yere sonsuz teşekkürler. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili. Ben Hoşça kalın teşekkür ederim. arkadaşlar. Sen kendini çıkarırsan sevinirim. Tamam, nasıl çıkaracağım? Çarpıya basacağım. Okey. Çarpıya basacağım. Çarpıya bastın mı görüşürüz. Kendine Peki. çok iyi Hoşça bak. kalın. İyi akşamlar. Görüşürüz. Sağ İyi olun. akşamlar. Bay bay. Evet arkadaşlar, çok güzel bir sohbeti daha bitirdik. Şimdi saat tam 23'te 11'de Cüneyt Diktaş'ta kendi yayınımı yapacağım. Bayramlaşma yayını. Herkesi yayına alacağım. Hem bayramlaşacağız hem sohbet edeceğiz. Ben bir sene boyunca da kendi sayfamda yayın yaptım bir yandan. Orada da bir aşiret kurduk. Hep diyoruz birbirimize. Oraya geçeceğim. Bayramlaşacağız. Artık daha yapamıyorum orada. Çok yoğun oluyoruz. O yüzden de uzun zamandır hem yayın yapmamıştık. Hem de orada yayın yapacağız. Bugün Faruk Kağan bizlerle birlikteydi. Çok güzel bir sohbetti. Şarkısı da çok güzel. Söylediği, veda ederken söylediği şeylere sonuna kadar katılıyorum. Özellikle Filistin konusunda çok üzgünüm ve her gün dua ediyorum. Paylaşımlar da yapıyorum. Moralimizi yüksek tutmalıyız. Elimizden geldiğince de duyurmalı ve dua etmeliyiz. Yapacak bir şey yok. Çünkü gerçekten İşler devam ediyor, hayat devam ediyor ama bir yandan da desteğimizi esirgemememiz lazım diyoruz. Ve bayramlaşmak için yayınıma bekliyorum saat 23'te. Görüşürüz, yeni konuklarla devam edeceğiz. Peki yeni gelenler diyebilir, Cüneyt'in kimlerdi konuğu diye baksınlar, izlesinler IGTV'ye baksınlar. Tamam, görüşürüz, bay bay.